Ben önce şunu söyleyeyim, hiçbir sürpriz görmüyorum bu sonuçlarda. Geçtiğimiz çarşamba burada beraber yayın yaparken tahminler konuşulmuştu. 52'ye 48 demiştim, kayıt altındadır. Dolayısıyla yani tam da aşağı yukarı öngörülere paralel bir sonuç çıktı. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini de hiçbir şekilde beklemiyordum. Yani CHP'nin içinde bu hava bugün sandıklar açıldıktan sonra değil, öncesinde de her türlü senaryoda olsa olmayacak gibiydi. Dolayısıyla istifa etmeli midir? Yani bu sonuçlardan sonra elbette ki bunun tartışılması gerekir. Ama ben en azından yerel seçimlere kadar CHP içinde bu yönde güçlü bir tartışma olacağını beklemiyorum. Bolu Belediye Başkanı açıklama yaptı, Ekrem İmamoğlu CHP'nin başında diye. Hayır, olabilir. Bolu Belediye Başkanı zaten CHP'den ihraç edilmiş vesaire. Hayır, süreçler yaşamış. Hayır, o tersi bir açıklama yaptı. Başka bir açıklama yaptı. Açıklama. Ben görmedim Bolu Belediye Başkanı. İmamoğlu'na çağrı yaptı. İmamoğlu'na CHP'nin başına geç diye çağrı yaptı. Onu hayır, bakın bu tip çağrılar olacaktır. Ben de Kılıçdaroğlu'na yaptı. Benim bahsettiğim bunlar değil. Yani elbette ki bir takım tartışmalar olabilir ama gördüğüm kadarıyla CHP'nin içinde en azından 2024 yerel seçimlerine kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevini bırakma gibi bir ajandası yok. Tabii yani çok şiddetlenir tartışmalar. Önümüzdeki süreçte yarın öbür günden itibaren Millet İttifakı'nın diğer bileşenleriyle birlikte tabii farklı bir tartışmaya da evrilebilir. Oradan göreceğiz. Ama şimdi genel olarak bu seçim sonuçlarına baktığımızda katılım bir kısmen düşmüş olmakla birlikte 700 küsür bin Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu, 200 küsür bin Tayyip Erdoğan oyu artmıştı en son baktığımda. Belki oynamalar olmuş olabilir. Evet, belki var. Bunun üzerinden hani yerel seçimlere kadar kalma gibi bir strateji güdülebilir. Ama sonuçta çok açık ki buradan muhalefet cephesi kendine çok ciddi dersler çıkarmalı. Yani biraz önce Kemal'in söylediklerine katılıyorum. Genel olarak öz eleştiriyle ilgili bence kendilerine dönüp bir öz eleştiri yapmalılar. Yani bu öz eleştiri meselesini nasıl becerebiliyorlar?